Evet, köklü sayılardaki dördüncü video dersimizdeyiz arkadaşlar. Köklü sayılarda çarpma ve bölme işlemlerini öğreneceğiz. Köklü sayılarda çarpma işlemi kök dereceleri aynı olan köklü sayılar arasında kök içindeki sayılar çarpılarak yapılır. Çok kolay. Aynı şey tabi bölme için de geçerli olacak. Çarpımın sonucu yine aynı dereceli kök içerisinde yazılır. Örneğimize bakalım kuralımıza. En dereceden kök içerisinde A var. En dereceden kök içerisinde B var ve bunlar çarpım durumunda. O zaman ortak olan o kökü en dereceden kökü yazıyorum bakın gördüğünüz gibi ve iki sayıyı iç içe çarpıyoruz. Bu işlemin tersini yapmak da mümkün. Yani bize bu şekilde vermişse biz tersine dönerek bunları parçalayıp ayırabiliriz. Birazdan örnek çözeceğiz ama ben hemen şuraya yazayım. Mesela diyelim ki kök içerisinde 2 var. Bir de kök içerisinde 3 var. Bunları çarpacağız diyelim. İkisinin derecesi de 2 olduğuna göre ortak kök içerisinde 2 çarpı 3. Yani kök altı yazabilirim. Gayet gördüğünüz gibi kolay bir işlem. Örnek çözelim şimdi. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulalım. Karekök içerisinde 3 ve karekök içerisinde 5 çarpılacak. Herhangi bir kök derecesi yazmıyorsa bu karekök demekti de zaten biliyoruz. Şimdi bunların dereceleri aynı olduğu için ortak kök içerisinde yazıyorum. 3 ve 5'i de çarpım durumunda yazıyorum gördüğünüz gibi. O zaman bu işlemin sonucu kök 15 oluyor. Gayet kolay. B'ye bakacak olursak arkadaşlar her ikisinin derecesinin de 3 olduğunu görüyoruz. Dereceleri aynı olmasaydı herhangi bir işlem yapamazdık. O zaman öncelikle küp kök içerisinde diye yazdım. Ne yapıyorum? 2 ile 4'ü çarpıyorum. Şimdi 4 kere 2 8 arkadaşlar değil mi? Küp kök 8 olarak sonucu bulduk. Peki böyle bırakalım mı? Eğer arkadaşlar bu bir sınav olsaydı yani bir test içerisindeki bir soru olsaydı cevap şıklarında küp kök içerisinde 8'i göremezdiniz. Çünkü biz kökten çıkartmayı seviyoruz. Yani o sayının en sade halini, kökten çıkartılmış halini yazmayı seviyoruz. O yüzden arkadaşlar kök kök içerisinde 8'i önce 2'nin 3. kuvveti olarak düzenleyeceğiz. Bu da dışarıya biliyorsunuz kök derecesi ve üst aynı olduğunda sayı aynen çıkıyordu. Dışarıya 2 olarak çıkacak. Yani doğru cevabımız 2 olacak. Dediğim gibi bir test sınavı olsaydı küp kök 8'i göremeyecektiniz. Şimdi devam edelim. Bir kuralımız var. Daha doğrusu pratik kurallar diyelim. Kök a çarpı kök a a'ya eşittir. Neden? Az önce hani küp kök içerisinde 8 vardı ya arkadaşlar. Biraz onun gibi düşünün. Kök 2 ile kök 2'yi ben çarpacak olursam ortak kök içerisinde 2 kere 2'den 4 yazarım. Ki bu da 2'nin karesini eşittir. Bu da 2'ye eşittir değil mi? Bu kadar uzatmamak için diyorum ki eğer aynı iki sayıyı çarpıyorsam kare kök içerisinde bu sayının kendisine eşittir. Ne gibi? Kök 5 çarpı kök 5 mesela. Direkt 5'e eşittir. Pratik olarak bu yöntemi kullanacağız. Şimdi geldik ikinci özelliğimize. Burada bakın A kök B çarpı C kök D var. Sayıyla sayıyı yani kat sayıyla kat sayıyı çarpıyoruz. Kökle de kökü çarpıyoruz. Temel özelliğimiz bu. Burada kat sayı A kat sayı C. O zaman A çarpı C. Kök içerisindeki sayılar B ve D olduğuna göre ortak kök içerisinde B çarpı D olarak yazabiliriz. Örneğin 2 kök 5 ile 3 kök 7'yi çarpacağız diyelim. O zaman 2 kere 3 6. Kök 5 çarpı kök 7. 7 kere 5 35 olduğu için 6 kök 35 şeklinde yazılır. İkinci örneğimiz aşağıdaki bilyelerin ağırlıkları gram türünden altlarında yazılıdır. Buna göre hangi iki bilyenin ağırlıklarının çarpımı gram türünden bir doğal sayıya eşittir diye sorulmuş. O zaman hani şu kural var diye arkadaşlar kök a çarpı kök a eşittir. Ha, az önce söyledim. Bu kuralın uygulaması olacak bu. Diyelim ki biz bunu göremedik. Kök 12 bende çok anlam ifade etmiyor. En sade halini yazmaya çalışacağım. Kök 12 4 çarpı 3 şöyle yazabilirim. E, 4 dışarı 2 diye çıkar. O zaman bu 2 kök 3 olur. Şuraya 2 kök 3 yazayım. Yani kök 12 yerine 2 kök 3 yazıyorum. Kare kök 36 6'ya eşittir. Kök 108'e geldik. Bu da 36 çarpı 3. Siz bunları direkt göremiyorsanız asal çarpanlarına ayırarak yapın arkadaşlar. Videoyu durdurun. Asal çarpanlarına ayırarak yapın. Ama zaten çok soru çözdüyseniz bunlar da böyle 108'i gördüğünüz zaman sizin aklınıza hemen 36 çarpı 3 gelir. 36 dışarıya 6 olarak çıkar, burası da 6 kök olur. 72'ye geldik, kök 72. 72 de 36 çarpı 2. O zaman bu da 6 kök 2 oldu. Şuraya yazdım. Şimdi ne diyor arkadaşlar? Hangi hangi iki binlerin ağırlıklarının çarpımı bir doğal sayı olur. Şimdi ben 6 ile hangi köklü sayıyı çarparsam çarpayım o kök hala kalır, doğru mu? Ya yani bunun olma şansı yok. Mesela burada kök 3 var. Ben bu kök kurtulmak istiyorum ki doğal sayı olsun. O zaman kök bir ifade arayacağım. Yani 2 kök 3 çarpı 6 kök 3 çarpımı bir doğal sayı olur. Kontrol edelim yine 6 kere 2 12. Kök 3 çarpı kök 3 3 pratik kuralımızı biliyoruz. O zaman sonuç ne geldi arkadaşlar? 36 geldi. Bizden zaten sadece bu istenmiş. Demek ki yeşil bilye ile kırmızı bilyenin ağırlıklarını çarparsam gram türünden bir doğal sayı elde ederim. Köklü sayılarda bölme işlemi kök dereceleri de aynı olan köklü sayılar arasında kök içindeki sayılar bölünerek yapılır. Aynen çarpmadaki gibi. Bölme işleminin sonucu aynı derecede kök içerisinde yazılır. Hemen okuyalım arkadaşlar. Eninci dereceden kök içerisinde A bölü. n dereceden kök içerisinde B. Biz bunu ortak kök içerisinde n dereceden kök içerisinde A bölü B olarak yazarız. Ki bu işlemin tam tersini yapmak da mümkün. Yani bunu geriye dönerek bu şekilde çevirebiliriz arkadaşlar. Hemen basit bir tane kural söyleyelim ne olsun? E, karekök içerisinde 8 olsun bölü karekök içerisinde mesela 2 olsun diyelim. Biz bunu ortak kök içerisinde 8 bölü 2 olarak yazarız. 8 2'ye bölersek 4 elde ederiz. Bu kök 4'e o da 2'ye eşittir deriz. Yani bize pratiklik sağlayacak. Devam edelim. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını bulalım. Kök 6 bölü kök 2 verilmiş. Ortak kök içerisinde 6 bölü 2 olarak yazdım. Ki bu da neye eşittir arkadaşlar? 3'e o ortak kökü de yazmayı unutmuyoruz. Yani cevabımız kök 3 olur. Geldik buraya kök içerisinde 24 bölü 6 olarak yazdım. 24'ü 6'ya böldüğüm zaman 4 elde ederim. Bu da kök 4 olur ki kök 4 de 2 eşittir. Gördüğünüz gibi böyle hızlıca pratik bir şekilde çözebiliyoruz. C'deyiz arkadaşlar. Hem çarpma işlemi görüyorsunuz hem de bölme işlemi görüyorsunuz. Bunları bir kere bir düzgün yazalım istiyorum. Yani sayı ile sayı çarpıyorum. Kat sayı ile kat sayı daha doğrusu. 8 kere 2 16 çarpı. Ortak kök içerisinde 3 çarpı 5 bölü 60. Yani hemen şunu yapmadım bakın. 5 kere 3 15. 15 bölü 60 yazmadım. Sadeleştirebildiğim kadar sadeleştireceğim çünkü. 3'ü 3'e böl 1. 60'ı 3'e böl 20. 5'i 5'e böl 1. 20'yi 5'e böl 4. Yani sadeleştirdim bakın. 16 çarpı kök içerisinde 1 bölü 4 oldu. 16'mız duruyor. Bu kök içerisinde 1 bölü 4 de 1 bölü 2'nin karesi olduğu için ya da bunu kök 1 bölü kök 4 olarak parçalarsam yine 1 bölü 2 diyebilirim. O zaman 16 çarpı 1 bölü 2 olur. 16 ile de 2'yi sadeleştirirsek arkadaşlar, sonucu 8 olarak buluruz. Dördüncü ve son örneğimizdeyiz bu video dersi için. Bir dikdörtgenin alanı farklı iki kenar uzunluğunun çarpımına eşittir. Yani dikdörtgende alan kısa kenara a, uzun kenara b dersem, buradaki alanı a çarpı b ile bulabiliyorduk. ABCD bir dikdörtgen AB kök 5 birimmiş. Şekildeki dikdörtgenin alanı 24 kök 20 olduğuna göre x kaç birimdir diye sorulmuş arkadaşlar. Normalde ben bu dikdörtgenin alanı nasıl bulurum? x ile kök 45'i çarparak bulurum. x çarpı kök 45. İşte bu sonuç neye eşitmiş? 24 kök 20'ye eşitmiş. Şimdi bu denklemi çözerek x'i bulmaya çalışacağız. x'i tek başına bırakırsam 24 kök 20 bölü kök 45'te yerini bulmam gerekiyor demektir. Şimdi az önceki örnekteki gibi aslında farklı bir şey yok. X eşittir. 24 çarpı. Bakın ortak kök içerisinde yazayım şurayı. 20 bölü 45. Şöyle yazdım. Her ikisi de kaça bölünüyor arkadaşlar? 5'e bölünüyor. 5'e bölsem 4, 5'e bölsem 9. 24 çarpım durumunda duruyor. 4 dışarıya ne diye çıkar? 2. 9 dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? 3. 9 paydada olduğu için onu aşağıya yazdım özellikle. 3'ü 3'e böl. 1. 24'ü 3'e böl. 8 ve işlem sonucu 8 kere 2'den 16 olur. Zaten bizden x istenmişti. Biz de bakın bu denklemde x'i bulduk. x'i 16 olarak bulmuş olduk. E, bu video dersimiz de bitti arkadaşlar. Hemen uygulama sorularını vakit kaybetmeden çözerek öğrendiklerinizi pekiştirebilirsiniz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.